saniye bekleteceğim. Heh, buyurun şimdi. Evet, ilk günden beri İnegöl için kullandığımız bir tabir var. Kabına sığmayan kent. Nitekim bu ruhu yaşatacak büyük projeleri hayata geçirmek istedik. Ve şahsen İnegöl'lü olmam hasebiyle İnegöl'ün ihtiyaç ve taleplerini bilerek, gözeterek ve hayallerimizi de büyük tuttuk, büyük düşündük. İnegöl'lü vatandaşlarımızın talep ve beklentileri haklı olarak yüksek ve daha fazlasını da gerçekten hak ediyorlar. Bu noktada sunduğumuz projelerden biri olan Millet Bahçesi projesi gündeme gelmiş oldu. Malum Millet Bahçesi uygulandığı her yerin çevresini baştan aşağı değiştiren ve ülkemizin en saygın projelerinden. Cumhurbaşkanımızın himayesinde ilgili bakanlarımızın ve belediyelerimizin Millet Bahçeleri halkımızın büyük teveccühünü gördü. Bu noktada İnegöl'ün de bundan istifade etmesi için kolları sıvadık ve Sayın Cumhurbaşkanımızla bu konuyu paylaştım. Tabii konu Bursa ve İnegöl olunca ne düşündüğünü kestirmek zor olmadı. Ve sağ olsunlar bir önce bu çalışmaya başlayalım desteğini kendileri bize verdiler. Bundan sonra bakanlarımızın da konuyu yakından takip ettiğini söylemek ve teşekkür etmek istiyorum. Yasal süreçler ve teknik çalışmalar tamamlandı. Bugün itibariyle de Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi verdik ve teşekkürlerimizi sunduk. Artık İnegöl'ün prestij projesi için gün sayıyoruz denilebilir. Bundan sonra da inşallah aynı gayret ve inançla İnegöl için Sayın Cumhurbaşkanımıza sunumunu daha önce gerçekleştirdiğim diğer projelerin süreçlerini tamamlayıp hayat bulmaları İnegöl'ümüzün hizmetine sunmak için var gücümüzle çalışmayı